Kimi ikna ederseniz çok başarılı olursunuz hayatta. Esasında kendinizi ikna etmenizle başka insanları ikna etmeniz arasında hiçbir fark yok biliyor musunuz? Birebir aynı. Çünkü herkeste bir beyin var. Bazen düşünüyoruz ki çok akıllı insanları, çok bilgili, çok iyi okumuş insanları ikna etmek daha zordur. Hiç alakası yok. Aynı şey gene geçerli. IQ'su yukarıda, IQ'su aşağıda hiçbir şey fark etmez. Çünkü sistemin çalışması aynı. Yani bir araba çalışıyorsa... İster Ferrari olsun, ister Doğan Şahin olsun, aynı mantıkla çalışıyor esasında. Aynı yapıyla ilerliyor. Tabii eğer elektrik alabanız yoksa o biraz daha farklı ilerliyor. Eğer beynin çalışma şeklini çok iyi fark edip algılayabilirseniz ve doğru yönde kullanabilirseniz esasında her yerde geçerli. Aynı zamanda sosyal medyada bir şey yazıyorsanız, reklam çıkıyorsanız, çok basit bir şekilde 140 kelimeyi geçmeyen bir billboard hazırlıyorsanız eğer yine aynı şey geçerli. O zaman ana temel nokta esasında insan beyniyle ilgili. Bazı insanlar der ki ben mantıklı bir insanım. Bazı insanlar der ki ben duygularımla karar veriyorum. Hiçbir önemi yok. Yine aynı temelde birleştiğini göreceksiniz hep beraberce. O zaman öncelikle bütün çalışmamızı ister müşteriniz için, ister eşiniz için, ister hastalarınız için, isterse aynı zamanda kendinizi düşünebilirsiniz. Ama daha faydalı olması için mümkün olduğunca kendi zihninizle esasında ilerleyin. Ne demek esasında o? kendinizi hayallerinizle ilgili, düşününüzle ilgili, yapmak istediklerinizle ilgili tam ikna edebilmeniz için mümkün olduğunca bütün teknikleri ve her şeyi şimdi şu anda burada ilerlerken kendiniz için kullanmaya başlayın. Yani yaşamınızla ilgili hayalleriniz yok mu? Bir şeyleri başarmak istiyor olabilirsiniz. Bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz, doğru mu? Ama devamlı kendinize engeller koyuyorsunuzdur. Dur şimdi olmasın da Belki ileride yapabilirim, başka zaman yapabilirim. Partner bulabilirsem, ortak bulabilirsem, belki o zaman yapabilirim gibi birçok şeyleriniz var esasında. Ee, yani ne kadar faydalı olacağını görebilmeniz için çalışmanın şu anda, şimdi kendinizde bunu deneyimlemeniz en başarılı yöntem. Eğer kendinizde bunu başarıyla uygulayabilirseniz, zaten herkes de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İkna'nın en temel noktası, en temel noktası odaklamadır esasında. Yani bir kişiyi belirli bir noktada odaklamadığınız sürece veyahut da kendinizi o noktada odaklamadığınız sürece ikna etmeniz imkansızdır. Çünkü o zaman zihin belirli bir noktada değilse farklı farklı birçok şeyi fark etmeye başlar. Aynı zamanda olayı da fark etmeye başlar. Şimdi benim iki tarz eğitimim var. Bir tanesi bu tarz eğitimler, bir tanesi canlı yaşa felsefem var. Canlı yaşa da burada anlattığımın tam zıttını anlatıyorum. İknada ise tam diğer tarafını anlatıyorum. Bakalım hangisi kazanacak? Mesela iyi bir canlı yaşa eğitimi almış bir kardeşimi ikna etmeniz imkansız esasında. Ama aynı zamanda çok iyi bir ikna tekniği almış bir kardeşim belki de yapabilir tam bilmiyorum. Çünkü birbirinin tam zıttı anlatılıyor. Bir tanesinde canlı yaşada odaklanmamanız gerekli olduğunu anlatıyorum. İknada ise odaklanma konusu üzerine anlatıyorum. Anlaştık mı? İkisinin böyle bir farklılığı var. Şimdi iknanın ana temel noktası odaklanmak esasında. Nereye odaklayacaksınız? zihninizi belirli bir noktaya odaklamanız lazım. Bir ürün satıyorsanız, bir hayaliniz varsa, bir amacınız varsa o kişiyi oraya doğru odaklamanız gerekiyor. Ortalama olarak da zihnin eyleme geçmesi, çalışması, evet demesi için 4 ila 7 dakika ihtiyacı var. Yani 4 ila 7 dakika zihin belirli bir noktada odaklandıysa, odaklandığı yer neresi ise artık o olur. Yani artık o olursunuz. Ama 4 ila 7 dakika bir kişiyi bir yerde odaklayabilmek imkansız yakın ve zor bir şeydir. Ama halbuki çok da kolaydır. 4 ila 7 dakika demem nedeni şundan dolayı bizim için esasında 7 dakika civarı sürüyor bu olay. Ama bir Amerikalı için 4 dakika fazla fazla yeterli mesela. 4 dakika 7 dakika sizin tamamıyla Y kuşağı Z kuşağı için mesela şu anda gördüğüm kadarıyla 4 dakika fazla fazla yeterli. Yani görüyor, anlıyor ve eyleme geçebiliyor. Biraz yaşı benim gibi olanlar, eski tarz eğitim almış kişiler, yani teknolojiye birazcık uzak olan kişilerde ortalama 7 dakika civarında sürüyor. Çünkü anlaması, onu proses etmesi, zihni ve düşürmesi çok yavaş. Bu gereği 4 ila 7 dakika maksimum süresi var. Demek ki bir şeye odaklamanız lazım. Aynı şey kendiniz için, aynı şeyi müşteriniz için ya da çalıştığınız insanlar için. Aynı şey geçerli. Neden söylüyorum bunu? Belirli bir noktaya odakladıysanız insanın zihnini, zihin o noktayla artık özdeşleşmeye başlıyor. Zihnin bir noktayla özdeşleşmesi demek artık onu isterleştirmiş olması anlamına gelir. İsterleştirmiş olduğu bir konu artık onunla sıfatlanmıştır. Yani ünlemlenmiştir. Yani siz kendinizi zayıf olduğunuzla ilgili, şişmanken zayıf olduğunuzla ilgili 4 ila 7 dakika bir noktaya odaklandıysanız eğer, beyin aynaya baksa da artık kendisini şişman görmez. O yüzden yapının ana temel noktası zihnin belirli bir noktada odaklanmasıdır. Ben öyle bir odaklamışım ki 15 yıldan beri en iyi eğitmen ben kendimi zannediyorum. Halbuki hiç alakası yok. Ama kendinizi oraya öyle odaklıyorsunuz. Mesela bir satıcı eğer kendisini çok başarılı, kazanan, her ortamda satan bir satıcıya 4 ila 7 dakika odaklasa emin olabilirsiniz ki bütün eylemleri, düşünce yapısı oraya doğru gider. Çok zor değil esasında. Müşterinizi satmak istediğiniz ürüne 4 ila 7 dakika odaklasanız aynı şekilde müşteri artık onunla ilgili eyleme geçmeye başlar. Şimdi o zaman bir şey daha fark edelim burada. İyi bir satıcıyla kötü bir satıcı arasındaki en temel fark nedir? İyi bir satıcı karşıdaki kişiyi veyahut da kendisini istemiş olduğu noktada eyleme geçiren insan demek. Yani eğer eyleme geçiremiyorsanız istemiş olduğunuz bir noktada iyi bir satıcı, iyi bir pazarlamacı ya da iyi bir lider değilsiniz demektir esasında. Hepsi aynı şey. Yani eyleme geçirmeniz lazım. Genellikle yapının ana temel noktası buradan başlıyor. O zaman zihnimizi şimdi kendimizi ya da karşıdaki insanları eyleme geçirip geçiremeyeceğimiz üzerine birazcık böyle odaklayalım. Çünkü birinci amacınız esasında eyleme geçirmek olması lazım eğer eyleme geçiriyorsanız iyi bir satıcısınız. Aynı zamanda iyi bir lidersiniz. Hı? Ya da iyi bir koçsunuz mesela aynı şekilde. Yani eyleme geçiremiyorsanız eğer o bir felsefeye dönüşüyor. O zaman eyleme geçiren konuşmayla diğeri arasında bir fark var demek ki. Genellikle insanlar bilgi vererek karşıdaki kişi bilgiyi alınca eyleme geçeceğini zannediyoruz. Halbuki yapı öyle ilerlemiyor. Yapının hiç bunun alakası yok. Yani bir insana bilgileri verdiğiniz zaman zannediyoruz ki o adam onu aldı. Kafasındaki nöronlar onu böyle geçirdi böyle. Ah oh, süpermiş dedi ve harekete geçtiğini düşünüyorsunuz. Ortalaması yüzde bir buçuk iki bunun. Yani 100 kişiden yüzde bir ikisi bunu yapabiliyor. Demek ki insanlara bilgi vermeniz, anlatıyor olmanız onları eyleme geçirmiyor. İnsanları eyleme ne geçirir? Şimdi öyle bir şey olması gerekir ki biraz böyle stepsel ilerleyelim. Bir, odaklıyoruz ama odaktan sonra eyleme geçmesi lazım. Bunun için zihindeki kimyasal salgının seni eyleme geçirmesi lazım. Yani kimyasallarının ve hormonlarının değişiyor olması lazım. Mesela şu anda korkarsanız ne olur? Adrenalin salgılarsınız. Ve anında da eyleme geçersiniz. Okay. Yani e, demek ki esasında insanları eyleme geçiren şey kimyasal salgıları. O zaman iyi bir satıcı ve lider Esasında bir kişinin kimyasal salgılarını değiştiriyor olması lazım. Okay. Kimyasal salgıyı değiştiren şey de nedir o zaman? Duygudur. Yani duygu yoksa eğer kimyasal salgı yoktur. Ve eylem de yoktur. Yani duygularınızın olması lazım. Duygunun eyleme geçiyor olması lazım. Bilgi insanları duygulandırır mı? Hayır. Kesinlikle. Mümkün değil yani. Bilgi insanları duygulandırmaz yani. Mesela şu anda ben konuşuyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler veriyorum esasında. Duygulandınız mı? eleme geçtiniz mi? Yoo. Hiçbir şey olmayacak yani. Bütün gün de konuşabilirim böyle. Hiçbir şey değişmeyecek. Ama bir şey yapmam lazım ki kimyasal salgı değişsin ve siz eyleme geçin. Siz de mesela çok bilgilere sahipsiniz ama o bilgileri gerçekten eyleme geçirecek şekilde kullanıyor musunuz? Bence burası çok önemli. Eyleme geçebilmeniz için zihnin nasıl çalıştığını anlamamız lazım. Kimyasal salgı ne zaman salgılıyoruz? Beyin, bazıları der ki işitmeyle, hareketle, duyuyla, görüyle bilmem ne ama bunların bir önemi yok esasında. Beyin sadece bir tane konseptle çalışıyor. Görsel esasında. Her şey görsel. Tamamıyla. Ve görsel bir şey zihinde canlanıyorsa eğer, zihnin için esasında o tam gerçek demektir. Yani aynı rüyada gördüğünüz gibi. Yani bir şekilde insanların kimyasal salgısının değişebilmesi için zihinde bir görsellik oluşmuş olması lazım. Ha, okey. Anlaşıldı tam bilmiyorum. Eğer görsellik yoksa zihin canlanmıyor. O yüzden mesela biz neyi çok seviyoruz? Film seyretmeyi çok iyi seviyoruz. Çünkü film çok güzel bir şey. Birçok duygularımızı harekete geçiriyor esasında. Ne satıyorsanız satın esasında, ne yapıyorsanız yapın bir görselliğe ihtiyacınız var. Okey? Aynı şekilde mesela birine hayal satıyorsanız soruyorsunuz değil mi mesela? Yani 5 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Beraber bir düşünelim diyorsun mesela. Ne yapıyor adamcağız? Esasında 5 yıl sonra olmak istediği yeri görmesi lazım. Peki bir insanın zihninde o görselliği canlandırdınız mı, canlandıramadınız mı? Nereden anlayacaksınız? bedensel bir değişim olur. Yani kafa böyle biraz sağa doğru düşer, göz böyle yukarı doğru bakmaya başlar. Bu nedir esasında? O anda canlandırıyorum demek. Burası çok önemli. Eğer profesyonel bir iknacıysanız o anda susarsınız esasında, konuşmazsınız. Çünkü niye? Film başladı artık orada. Hayali kuruyor şu anda. Bir şey söylersen o odaktan odaklaşıp başka bir yere geçmiş olacak. Peki bir şey daha fark edelim şimdi. Odaktan bahsettiğimize göre film bir komedi filmi, bir korku filmi, bir aşk filmi olmaması lazım 4 dakika içerisinde. Hangi konu üzerine ise sadece o konuyla devam ediyor olması lazım farklı bir konuya gitmemesi lazım. Farklı bir şey hissettirmemesi lazım. Eğer devamlı farklı bir şey hissettirirseniz koparsınız oradan. O zaman komedi filmisi komedi olması lazım. Arabesk filmimiz arabesk olması lazım. Şimdi o zaman bir şey anlıyorum ki odaklandırdığım yer esasında neresi? 4 ila 7 dakika odaklandırdığım yer neresi? Esasında 4 dakika boyunca o duyguya odaklıyorum. Okey bilgiyi birikim bir saat konuşabilirsiniz. Hiç önemi yok. Ama bir saatin sonucunda varmak istediğiniz yere gitmek istiyorsanız o dört dakika o duygunun doğduğu, geliştiği, yeşerdiği nokta olması lazım. Odak duyguyla ilgili ilerliyor olması lazım. Duygunun olmadığı bir odaklama hiçbir şey ifade etmeyecek. O yüzden yapı gereği ben esasında birçok şeyi anlatabilirim. Ürünü konuşabilirsiniz, faydasını konuşabilirsiniz, bilgi verebilirsiniz. Ama odakladığınız yer, Ürün ya da satacağı yerler değil esasında. Duygusal bölümdür esasında. Tam anlaşılır mı bilmiyorum. Yani 4 dakikalık bir film çekeceğiz. Hepsi o kadar esasında. Ve o filmde ne yaşamasını istiyorsanız odur esasında bütün olay.